Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sizde Yelkenler hikayemizin 1. sezon 10. bölümünü, yani sezon finalini hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Evet. Korsan hikayelerinin başlangıcını belirleyen olayların en başında kendinizi bulacaksınız. Harita ile haç, hazine adası ve 15 kişi ölü adama sandığın üzerinde. Hadi bakalım. Bölüm 10. Hazine Adası. Morse'daki kabin, Adelaide aniden gözlerini açtı. Bugün Filit işaretini alacak. Adelaide zaten önceden savaşmak zorunda kalmıştı ama hiçbir zaman bir adamın cezasını kesmemişti. Filit kadar iğrenç olsa bile. Kendimi toparlamalıyım. Uyan ve şarkı söyle. Uyan ve şarkı söyle. Ah, ben senin o pozitif tutumunu istiyorum. Yanlış yazılmış, neyse. Giyindikten sonra Adelaide güverteye çıktı. Takımın hiçbiri çalışmıyordu. Morse beklentisiyle dondu. Neden iş seslerini duyamıyorum? Yapacak bir şey yok mu? Belki de rastgele birine vurmalıyım. Kaptan, ikinci komutanım olarak halkın toplanma hakkını beyan ederim. Ve halk bir karar verdi. Ve bu bir gelenek. Ne diyorsunuz? Şeytan sizi alsın. Siz söylüyorsunuz. Bu ne? İsyan mı? Beğenemedin mi? Kaptan, onu tehdit et, mantıklı olmasını sağla. Bunu söyleyelim. Aptal olmayın kaptan. Eğer bilseniz deseydik sizi beklemezdik. Size bir mektubumuz var. Neymiş o? Gücünü toparlayıp ve derin bir nefes alarak Adelaide tarihsiz bir haritayı elinde sıktı ve birkaç adım atarak Filit'le yüz yüze geldi. Takım olaylara ilgili bir şey yapmadan öylece bakıyordu. Sadece William ve Chris katılmaya hazırdı. Ne pis külotsunuz. Kadını elimi kaldırmayacağımı mı düşünüyorsun? Yoksa onun hayatı umurunuzda mı değil? Elinizi kaptan. Filit isteksiz elini uzattı. Kız Filit'in elini sıktı. Elini sıktı, neredeyse kemiklerini kırdı ve serbest bırakarak kendi avucuna baktı. Siyah işaret. Ne yazdınız bakalım? Ha, buna mı yazmıştık biz bunu ya? Ben Diego'ydı bir şey yazıyorduk sanki. Onunla karıştırdım. Ha, önce buna yazıyoruz, sonra ona. Tamam. Ağla. Ya işte saçmalık değil. Aslında tam kişisine uymuş. Diego'ya daha güzel bir şey buluruz. Bu ne saçmalık? Sanırım kız yazdı değil mi? Demek çaresizsiniz. Böyle bir adım attığınız için. Hadi ama. Şimdi beni dinleyin. Morse o kadar altında yüklü ki neredeyse gemi omurgası denizin dibine vuruyor. Böyle bir parayla herhangi bir limanda hepimiz siren direğin üzerine samimi bir şekilde sarsılacağız. Harcayamayacağımız kadar zenginliğimiz var. Bu kadar altını saklamaya gerek olmadığını hep söylemiştim. Her zaman bizim olduğu bir liman var. Tortuga. Ve bu delikte hayatınızı yakmayı devam edecek misiniz? Hayır. Planı dinliyoruz. Bir ada var. Kimsenin bulamayacağı bir yerde hazineyi saklamalıyız. Sonra da Santo Domingo'ya gidip tüccarlara satılalım. Ve sonra... Birkaç yıl içinde yavaş yavaş dürüst bir para olarak bizim bu geliri getirmek. Heh, plan çok iyi. Evet, insanlar geleneklerimize göre ne söyleyecekler? Danışmalıyız. Bot ve değneği ile vurarak takım ambara doğru gitti. Sen kız, sen kal. Konuşmamız gerek. Konuşalım. Bana uyar. Adelaide gerginleşti ve bıçağı önceden çıkardı. Filin tek gözüyle ona dikkatlice baktı. Sessiz sahne bir dakikadan fazla sürdü. Planım hakkında ne düşünüyorsun? Ben plana katılıyorum, inanmıyorum size. Plana katılıyorum diyelim. Mantıklı geliyor. Yalan söylüyorsun. Sizin gibi. Sen bana yalancı mı demek istiyorsun? Peki ya öyleyse? Ne yapacaksın? Mürettebat karar verdi.
kurallarınıza göre oynayalım. Plan güzel görünüyor. Kaptanla kal. Ama işaretimizi almayacağız. Mürettebata güvenmeliydin. Filet güverteye tükürdü. Şimdi işe dönün hemen. Rotadan sapmayın. Karanlıktan önce varmalıyız. Ve başta isteyerek olmasa da takım işe geri döndü. Ve Morse belirlenen yolda hareket etti. Yakında. Palundra! Kapakları kapatın. Neden alarm kaldırdın? Sis rotada. Al işte. Ve tüm işleri bırakıp korsanlar gemiye koştu. Karanlık duvarı ve bu uğursuz fenomeni izlemek için. Kızın içinde her şey dondu. Bunu zaten görmüştü ve kabus savaşının her anını hatırlıyordu. Niye dondunuz? Sesi mi hiç görmediniz? Kaptan, bu kadar yoğun bir ses içine giremeyiz. Lanet olsun ya da olmasın. Bir dakika beyler. Niye sırıtıyor mal? Sis neredeyse ayrıldı ve geminin içinden geçebileceği bir koridor oluşturdu. Bu sadece lanet olası bir şey. Korkak fareler gibisiniz. Gemi bu kanala sisle girdi. Morse bir sessizlik içinde bu koridorda yüzdü. Öyle ki tahtaların gıcırdaması ve halatların sallanması duyuldu. Takım bu beton duvardan gözünü alamadı. Gül! Gül mü? Gümüş gülü görüyorum. Bütün yolcuları bana sesleniyor. Ölmemi istiyorlar. Ölümleri için kendimi öldürmemi istiyorlar. Saçmalık, ben bir şey göremiyorum. Gümüş gül kim? Benle batırdığımız ilk gemi. Artık bunu duymak istemiyorum. Korsan denize atlamaya hazırdı. Ben sarsılayın onu sakinleştir. Sakinleştir diyelim. Adelaide korsana doğru atladı ve onu omuzlarından alarak sert bir şekilde kendine doğru çevirdi. Bunların hepsi gerçek değil. Bu sadece bir karanlık. Uyan. Burada değiller. Ama ben varım. Benim gözünden bir perde çekilmiş gibi. O kıza sanki ilk defa bakıyordu. Ve onun bakışına zihin geri geldi. Özür dilerim. Ben kendim ne olduğunu anlamıyorum. Toprak. Beyler toprağı görüyorum. Dikkat et. En az bir kuruş dökülürse ellerinizi keserim. Evet, bu odada zenginlerimiz kesin güvende olacak. Kafatası Adası. Kafatası Adası ne ya? Bu odayı duydum. Ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyordum. Peki neden o kadar ünlü? Efsanelere göre Kafatası Adası'na dili kaptan Nate Lowe'yu bıraktılar. Tek şarjı tabancayla ve bir şişe rum ile bırakılmıştı. Peki hikayesi nasıl bitti? Kimse bilmiyor, onu bulamadılar. Biliyorum, biliyorum. Ama anlatmayacağım. Boşaltma tüm hızla gidiyordu. Gerçekten de ada vahşi görünüyordu. Ve onu çevreleyen sis ufukta bile zorlukla fark edildi. İdil. Ah, bu nedir? Kız tanıdık sıcaklığı hissetti. Elindeki yüzük parladı. Bunu gizlemeliyiz. Ve yüzüğü avucuyla kapatıp o acıleyle ormana gitti. Nereye gidiyorsun? Ben tuhaf bir hisse kapıldım. Bu seni ilgilendirmez, bir şey kontrol etmeliyim. Bunu söyleyelim. Ne tür bir his? Bunu tarif edemem. Büyü meselesi. Daha önce inanmazdım. Ama bugün öngörülemeyen bir durum istemiyorum. Tamam. Seni bir esas alayım. Bu çekiyor hala değil mi? Tamam. Gidebilirsin. İzin almadım ama. Ne oldu sana? Elini yüzüne doğru yaklaştırarak başka yöne bakar giderken yüzük ışığı gücünü değiştirdiğini fark etti. Bir şey göstermek istiyorum. Çok yakında ilk işareti yakaladı. Bir ağaç dalının asılı olan şey dikkat çekti. Amiral şapkası, basit üç köşeli şapka. Evet, bunu söyleyelim. Ne lüks şapka? Ve onu kim burada bırakabilir ki? Burada yalnız değil miyiz?
En azından bu arada kesinlikle Flint'in bahsettiği kadar tenha bir ve ıssız değil. Dalga mı geçiyorsunuz? Adelaide'nin karşısında bir kaya yükseldi. Yüzük de yukarı doğru yol gösteriyordu. Hadi başlayalım. Adelaide henüz kayalara tırmanmak zorunda kalmamıştı. Kız bitki saplarını ve kayalara tüsünüyordu, parmaklarını sıyırarak. Kayan bacakları kayalara çarpıyordu. Ama tüm zorlukların üstesinden geldi ve sonunda üstüne çıktı. Vay canına, buradan liman görünüyor. Boşaltma neredeyse bitti. Bu mağaraya mı beni yönlendirdiler? Elindeki yüzük söndü. Hadi ama. Ve Adelaide geçmişine adım attı. Burada şey Sebastian'ı mı görüyorduk? Kimi görüyorduk? Zifiri karanlık gözün çıkar. Büyü için biraz pratik yapmanın zamanı geldi mi? Kendi duygularını odaklanarak eldeki yüzüğü bir fener gibi parlattı. Bu daha iyi. Mağara uzun ve kıvrımlı koridor gibiydi. Bazı yerlerde o kadar dardı ki yanlarına doğru sığınmak gerekiyordu. Ama Adelaide'yi bu rahatsız etmedi. Mağarada en ufak bir nefes yoktu. Eğer biri olmadığı için o da olmaz. Ama aynı zamanda hava durgun değildi. Hiç kimse uzun yıllar boyunca burada yürümemiş. Belki de 10 yıllar bile. Ancak duvarlardaki toz veya kir yoktu. Bir yandan bu mağarada özel bir şey yoktu. Ama diğer eliyle sanki her şey başka. Selam. Selam. Sen kimsin ya da ne? İçgüdüsel olarak Adelaide Panzo de Leon'un kılıcını kaptı. Oy! Bu korkunç bir silah. Dikkatli ol. Bana bile zarar verebilir. Sonra Adelaide konuşmalarından bir yankı olmadığını fark etti. Kızın vücudu diken diken oldu. Vücudu. Vay be. Bir şeyden korkuyor musun? Soruyu cevaplamadın. Ben hiç kimse. Burada yokum. Ben sensin demek. Olabileceğin biri. Bu formu tanıyorum. Asla Diego olmayacağım. Ve bu boşuna. Güce sahipsin. İçindeki güç büyüyor. Ama sen küçük intikamına bağlısın. Ona kendini açığa çıkarma şansı bile vermedin. Ve izin vermeyeceğim. Artık bana zarar veremez. Ay. Kendim söyledim. Artık zarar veremez bana, kimseye. Bana. Gördün mü? Sadece kendini düşünüyorsun. Sana ne? Tipe bak. Tüm öfken, bütün nefretin, hepsi sana kişisel olarak zarar vermesinden kaynaklanıyor. Sadece o değil. Bana yalan söyleme, bize, kendine. Ama bu bir güç haline dönüşebilir. Küçük şeyleri atmak ve geniş gözlerle bakmak. Ne için? Açılan umutları. Onun bir şey aradığını biliyorsun. Ona güç ve büyüklük verecek bir şey. Aramasında Diego'nun önüne geçebilirsin ve yönetebilirsin. Ya da boşuna kan dökmeyin ve onunla birleşin. Ne için? Dünyayı yönetmek için. Ben hazırım. Diego'yu indir ve babama gücünü geri getir. Diego'yu öldür ve sahip olduğu her şeyi al. Diego'nun önüne geç ve kimseye gücü yaklaştırma. Savaşı durdur ve onunla birleş. Neydi bu? İkincisi kara büyü veriyor. Ondan eminim. Üçüncüsü de beyaz büyü veriyor. Ondan da eminim. Bu diplomasi veriyor. Bunu söyleyelim. Bu kara büyü net alıyoruz bundan. O yüzden bunu söyleyelim. Risk atmayalım. Direnç ve kara büyü veriyordu burası, değil mi? Yaptığı şey yüzünden cezalandırılacak. Ve ben de kupaları alacağım. Evet. Ve bunun için ne yapmaya hazırsın? Aşılması gereken zorluklar nelerdir? Çok şey için hazırım. Ama her şey için hazır olmalısın. Ve sonra Adelaide'nin ikizi havada eridi. Top top top. Karanlıktan kızın karşısına çıktı. Sebastian. Sen. Burada ne işin var? Önemli değil.
Seni burada gördüğüme çok sevindim. Beni bulmana çok sevindim. İyi ki beni gördüğüne sevindin. Ama seni öldürmeye geldim. Ben de ölüm kılıcını arıyorum. Ve bu yarışta bana rakip lazım değil. Kaptan bıçağı çıkardı ve Adelaide'ye koştu. Savun. Çın. Kılıçlar çarpıştı. Direnme. Sadece olmasına izin ver. Asla. Umut etme bile. Senden daha iyi savaşıyorum. Ve kavga başladı. Sebastian onun her hareketini tahmin ediyordu. Ah! Darbelerin gücünden elleri felç olmaya başladı. Hangileriyle karşılık vermeliydi? Bu uzun sürmez. Ve burada Adelaide bıçakların çaprazlanmasıyla kıvılcım çıkmadığını fark etti. Daha önce farklı bir tarzda savaştın. Sen bunu göremezdin. Diego'nun savaşını unuttun mu? O gerçek değil ki. Eğer diğeri haklıysa, ben sadece kendimle konuşuyorum. Ve bu işe yaramaz bir savaş. Sen gerçek değilsin. Alkış, alkış, alkış. Seni alkışlıyorum, bizi, kendimizi. Böyle bir irade. Yine bir ruh testi mi? Belki. Sana benzeyip benzemeyeceğimi bilmiyorum. Ama önemli değil. Bugün fark ettim ki kendinle savaşmanın bir yolu yok. Özellikle de kendini anlayamadığında. Hayattaki en önemli şey kendinizle uzlaşmaktır. Ve hayatını istediğin gibi yaşamak. Kendinden kaçmadan. Aferin. Ama bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Sis neredeyse arkadaşlarına ulaştı. Sis mi? Bu mağarada yüzyıllar boyunca kötülük yaşıyordu. Bütün ada onun gücüyle sinmiş. İşte uyanıyor. Ve ruh ikizi erimiş, Diego'nun üniformasını Adelaide'nin omuzlarına bırakarak, iz bırakmadan. Tabii ki bu. Bu arada limanda. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Filet 15 kişi aldı ve hazine gizlemek için ormana gitti beri. Gittiğinden beri geçti. Neredeyse 5 saat. Burada beklememiz emredildi. Ve kim ne derse desin ama ben kaptanın emrini bozma riskini göze alamam. Hayır, hayır, hayır. Parmağımı keserim daha iyi. İşte bekliyoruz. Bu 15 kişi çok güçlü insanlar. Onlar altınlarla erişimin garantörü olacaklar. Parlayan, yanar döner, tıngırdayan altın. Dublonlar, kalyonlar, kuruşlar, gineler, poundlar. Yine onay beni çağırıyor. Ve hepimizi. Neden onları duymuyorsunuz? Artık ellerimde kan göremiyorum. Bu sözlerle korsan ormanda koştu. Ve yoldaşların hiçbiri onu durdurmak için hareket bile etmedi. Adelaide de yok. Köpek yavrusu burada otur. Kaptan takip ediyor ve hazinenin nereye gömüldüğünü izlediğinden şüphe var. Ya da ormanda çürümüş. Ben böyle oturamam. Onu aramaya gidiyorum. Sen de otur adamas maca. O ya öldü ya da meşgul. Her neyse ona yardım edemeyeceksin. İşte ben. Ay, sen eksiktin. Çıllar hışırdı ve Filin hiçbir şey olmamış gibi korsanların karşısına çıktı. Yalnız. Takım ayağa kalkarak korkuyla kaptana bakıyordu. Flint şeytani bir gülümsemeyle gülümsedi. Herkes nerede? Onlar altın yüzünden kavga ettiler. Elini bana kaldıran son adamı vurdum. Korsanlar kuşkuyla birbirine dikkatlice bakmaya başladılar. Hazinelerin nerede olduğunu nasıl bileceğiz? İşte elindeki bir haritayı açtı. Her biriniz payınızı alacaksınız. Ama bu 15 kişi tüm sizin fare doğanızı gösterdi. Ve birbirinizi soymamanız için bu harita bende kalacak. Bu arada siz de burada bir kamp yapın. Gece yola çıkmak iyi değil. Biz? Peki sen ne yapacaksın Flint? Ben de tekneye binip harika kabinimde uyuyacağım. Şapır şıpır şapır şıpır. Kaptan tekneyle kıyıdan uzaklaştı. Uçurumdan Adelaide, sesin yavaş yavaş adayı nasıl yediğini gördü, korsanların kampına yaklaşarak. Eğer bu yükseklikte olmasaydı, o zaman tehdit fark edilmeden gizlice yaklaşacaktı. Ve sadece bir tekne, Mors'a doğru ilerliyordu.
Hadi bakalım. Acele etmeyelim. Yolun aşağısı ve altta karanlıkta çok daha tehlikeliydi. Kız birkaç kez düştü. Sonunda bacaklarını ve sırtına vurarak. Ama şimdi uçurumun dibinde duruyordu ve tüm gücüyle yol aşağısına koştu. Yaklaşan tehlikeyi uyarmak için. Cangır. Kampı acele eden Adelaide ona karşı koşan adamı hiç fark etmedi. Ah! Burada ne işin var? Kampta neler oluyor? Kimse geri gelmedi. Flit hepimizi öldürecek. Bütün bunlardan bıktım. Kan ve soygundan bıktım. Ve bu sesler. Geçmişim ve bu vizyonları. Bana tüm günahları hatırlattı. Bir dakikalığına bile korsan olmayacağım. Filip'le tekrar iletişime geçmektense daha iyi sincapları avlarım, derileri giymeyi tercih ederim. Ben kendine gel, haklısın. Haklısın diyelim. Bu seçim beynin kaderini etkileyecek. Peki, iyi bir şey yaptık yüksek ihtimalle. Belki de ruhunu kurtarmak için hala bir şansım var. Ve bu durumda sen bize yardımcı olamazsın. Yolda bir kaya var. Sis seviyesinin üstünde. Orada onun istilasından kurtulacaksın. Ve gelecekte bir kulübe düzenlemek için. Sana daha fazla yardım edemem. Ve yapma. Ben becerikli bir adamım. Babam bir marangozdu ve annem terziydi. Git hadi. Seni görmediğimi söyleyeceğim. Tekrar teşekkürler. Ve yalnız Adelaide limana koştu. Bu harita tam bir saçmalık. Bizi aldatmak istiyor. Görünüşe göre tehditlerimizin hayata geçirmenin zamanı geldi. Ve verdiğimiz siyah işaretin bir şey ifade ettiğini göstermeliyiz. Evet. Ama mürettebat tekneye döndüğü anda şıpır 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 şıpır. Bu son teknede kim yüzüyor? Vay anasını püyü. İşte gıcık. Altın onu tamamen kör etti. Şimdi gemiye nasıl gireceğiz? Dikkat edin. Hayattasın. Burada öyle şeyler oldu ki. 15 kişi. Şu an bu önemli değil. Sis buraya geliyor. Sen delisin. Yaşlı ben gibi. Bu odadan herkesin başa dönüyor. Liman sis ile kaplandı. İlk başta dallar çatırdadı ve çalılar şırdıyordu. Birisi geliyor. Ya da bir şey. Sesler sisten duyulmaya başladı. Üf, geldi tiplerini ya. Bir salmadılar ya. John? Bill? Huck? Gel? Bunlar Flit'le birlikte olanlardır. Onlar artık sizin yoldaşlarınız değil. Bu ölüler hangilerinde bir damla insan kalmadı. Gemiye geri dönmeliyiz. Geri çekileceğimiz bir yer yok. Püyü son tekneyi aldı. Galiba Flint'e katılmak istiyor. Ormandan takıma doğru ateşler dönmeye başladı. Ateş flaşları ölülerin çarpık yüzlerini daha da aydınlatıyordu. Çoğunlukla mermiler sahilin kumunu isabet ediyordu. Ama bazıları kendi hedefini buldu. Aa, yaralandım. Savunmak, basmak. Savunmak diyelim. Takım ağaçların ve kutuların arkasına saklanarak dağınık bir şekilde koştu. Bah bah bah. Silahlı çalışma başladı. Korsanlar bütün silahlardan ve tabancalardan tarıyordu. Acayip karanlık. Vurup vurmadığımı bile bilmiyorum. Çatışma uzun sürmedi. Ölüler şarj etmek için zaman kaybetmeleri savaşa atıldılar. Sis örtüsünü kullanarak çiğ gibi surlara atıldılar. Onları takiben başkalarını kalabalıklara akın etti. Yıllarca bulanıklenmiş adada ölümünü bulanlar. Ölüler çok fazla oldu. Vahşi öfkesiyle insanları dövüyordu. Paslı kılıçlar ile ve bıçaklarla parçalıyordu. Bu tuzağın kapandığı belli oldu. Ve kurtuluş görünmez. Zamanı geldi. Sıcakta kızı doldurdu ve yüzük o geceyi aydınlattı. Sınavı boşuna geçmedim. Işık karanlık. Karanlık tabii ki. Adelaide gözlerini kapattı ve duygularına odaklandı. Ölümsüzlerin azgınlığına izin verir misiniz? Ve bu toprakları çiğnemeye. Orman hışırdıyor. Yüzlerce kanat çırpıntısıyla. Tüm adadan kargaşalar savaş alanına doğru uçtu.
İlk başta orman üzerinde inanılmaz derecede büyük bir huni topladılar. Sonra aşağıya indiler. Kuşlar gözlerini çıkarıyorlardı ve kemiklerinden etleri ayırıyorlardı. Uy. Ölüler bu sürüden kurtulmak umuduyla el sallamaya çalıştı. Ama çılgın kargalar onları yemeye devam etti. Kargalara yazık ya. Koş. Bu bizim şansımız. Bir ara verdikten sonra insanlar liman kıyısına koştular. Gemiye yüzerek gidelim. Gemiye hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Emin değilim. Bir adam Mort'a doğru işaret etti. İnsanların bakışları gemiye doğru döndü. Hangisine yüzmeye bir şans vardı? Gemi zaten demirledi ve tüm yelkenler hazırdı. Mürettebatsız bir gemi yelken açmaya hazırdı. Gemi zaten korsanlara arkasını göstererek döndü. Kahretsin, nasıl? Flint, hatta Pew ile tek başına bir gemi yönetemez. Morse canlanmış gibi. Belli bir güç grottolara çekti ve direksiyonu çevirdi. Winch çapayı çekti. Sanki bir düzine görünmez eller onu döndürdü. Ve şimdi bizim sıramız. Şu. Su kıyıdan uzaklaştı. Ve aniden büyük bir şaft ile döndü. Dalga hızla Morse'u kapladı ve onu geriye attı. Neredeyse sahile. Bu bizim için bir şans. Birisi Silver'a yardım etsin. Yeterince gücüm var. Dalgaların içine dalgalanan mürettebat gemiye yüzdü. Tuzlu su tükürerek ondan güverteye çıktılar. Geminin derinliklerinden bir çığlık geldi. Kim? Aa! Beklemeye doğru koşan takım korkunç bir sahneyle karşılaştı. Flint, Pew'yu göğüsten tutuyordu ve bıçak tek göze yönelikti. Tek gözlü bir adam olarak tek gözlülük adamı anlamalısın. Bu demek oluyor ki gözün gibi koru. Öyleyse bu haritayı gözüm gibi saklamaya hazırım. Öyleyse ne? Pü haritayı çalmak için son tekneyi mi çaldı? Ve hepimize ihanet etmek istedi. Beyler, bu düşündüğünüz gibi değil. Hepsi doğru anladılar. Sen hayvan onları terk ettin ve Morse'a geldin haritamı almak için. Şeytan yaptırdı bana bunu. Ve Filin saplamak için elini sallıyor. Ne yapmadım? Pü'nün ihaneti için olmasına izin verin. Flint'in adalet yapmasına izin verme. Şöyle, bu kara büyü veriyor, bu beyaz büyü veriyor ama bunu söylediğimizde bize yardım ediyordu bir süre sonra. Hangi bölümde hatırlamıyorum ama yani iyi bir şekilde bize yardım ediyordu. O yüzden ben bunu söyleyeceğim. Ve bir tane beyaz büyüden bir şey olmaz. Bu seçim Pü'nün kaderini etkileyecek. Peki. Belki de bu azabı hak etmiştir. Ama kaptan tarafından belirlenecektir. Ve şu andan itibaren sen indirildin. Bir an için Flint'in yüzünü öfke sardı. Ama hemen geçti. Gözüyle takıma bir göz attı ve her şeyin bittiğini fark etti. Özür dilemeyeceğim. Dizlerinin üzerine dua etsem bile bize ihanet ettiğin için, ölüler için bir yem bırakarak sana en aşağılayıcı ölümü bulacağız. Gelenek böyle. Söyle bakalım bunların hepsi neydi? Bu bir kurban. Kime? Burada beni sorgulamayacaksınız. Bunu sensiz öğreneceğim. Ve şimdi onu zincirleyin ve beklemeye atın. Eski yerime öneriyorum. Son derece rahatsız edici bir köşe. Ve böylece tanrısız Flint kendine kendi gemisini zincirlenmiş halde buldu. Ve boynuna ağır bir taş muska gibi asıldı. Hazine ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Yine güverteden geliyorum. Tüm ada sesiyle kaplı. Eğer bir nezonu iskelet olarak aramak istemiyorsa... Tebrikler dolaba 3 çift özel küpe. Aa, tamam. O zaman rota Santo Domingo'ya. Yemin ederim bu hazineye tekrar geleceğim. Aha. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Yarın sahil güvenliğinin, bakayım, evet sahil güvenliğinin birinci sezon birinci bölümü gelecek. O zaman yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.